beyin nasıl okuyor? Okuma ve anlama ile ilgili bilmedikleriniz. Okuyan beyin midir yoksa göz müdür? Bu soruya çoğu insan göz diye cevap verecektir. Oysa okuma sadece gözle görülen harflerin beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilmesi işlemi değildir. Okuma bu işlemden çok daha fazlasıdır. Okumanın nörobilimi ve okumanın bilimi Gözün okuma faaliyetinin içinde sadece %5 ila %10 mertebesinde olduğunu, geri kalan adımların %90-95 tamamen beynin içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Kısacası, okuma sanıldığı gibi göz yoğun değil, beyin yoğun bir faaliyettir. Nasıl mı? Gelin bunu okumanın bilimi ışığında birlikte analiz edelim. Önce sadece harflerin gözden beyne aktarılıncaya kadar olan sürecine bir bakalım. Bu sürecin nörolojik ve fizyolojik akışını inceleyelim. Okumanın olması için ışığa ihtiyaç vardır. Kap karanlık bir odada elinizdeki bir kitap okuyamazsınız. Ortamda ışık varsa okuma, okuma yüzeyinden ışıkla yansıyan harflerin görüntülerinin gözler tarafından algılanmasıyla başlamaktadır. Göz hareket halindeyken net göremez. Bu nedenle okurken harfleri net görmesi için Gözün bir fotoğraf makinesi gibi durması ve odaklanması gerekir. Buna gözün sabitlenmesi denir. Satırları okurken gözler sayfayı soldan sağa kesintili duraksamalarla hareket ederek tarar. Gözün sabitlenme süresi kişiden kişiye değişmektedir. Bu süreyi kişinin bilişsel algılaması da etkiler. Çok hızlı bir okuyucu da bu süre 125 ila 250 milisaniye iken, ortalama bir okuyucuda bu süre 400 ila 600 milisaniye civarındadır. Akıcı okuyan ortalama bir ilkokul öğrencisinde göz sabitlenmesi 700 ila 800 milisaniye civarındadır. Okumayı yeni sökmüş bir öğrencide bu süre yaklaşık 900 bin milisaniye hatta biraz daha fazla olabilir. Bu arada bir saniyenin 1000 milisaniye eşit olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi okuma işleminin Harflerin görülmesinden beynin arka tarafındaki görme merkezine ulaşma yolculuğuna bir göz atalım. Okuyucunun algılama becerisine ve okuma tarzına göre önce harflerden veya sözcüklerden yansıyan fotonlar retinaya ulaşır. Gözdeki nöronlar retinaya ulaşan uyarıları kağıt üzerindeki yazılı bütün haliyle değil, çok sayıda parçalara ayrılmış uyarılar olarak algılar. Bu uyarıların ulaştığı ilk yer gözlerin bağlı olduğu kısımdır. Uyarılar burada kalırsa okuma olamaz. Beyin hücreleri bu uyarıları beynin arka tarafındaki görme merkezine ulaştırır. Görme merkezimizde bu bilgiler tekrar bir araya getirilerek birleştirilir. Beynin görme merkezinde harfleri tanımak için ihtisaslaşmış özel bir bölge vardır. Yazılar ince ayar algılama gerektiren şekillerdir. Bu ihtisaslaşma çocuğun veya okuma ve yazmayı yeni öğrenen bir yetişkinin okuma yazmayı öğrenme sürecinde oluşur. Beyinde gelişimsel ve sinaptik olmak üzere iki tür nöroplastiste denen olgu vardır. Sinaptik plastiste ölünceye kadar devam eder. Ancak gelişimsel plastiste de elastikliğin yaklaşık %90'ı ergenlik çağına girilmesiyle tamamlanmış olur. Bu yüzden Ergenlik çağından sonra okuma yazma öğrenenlerle küçük yaşta okuma yazma öğrenmiş olan çocukların harfler için ihtisaslaşmış görme merkezlerindeki yapılar birbirinden farklıdır. Ergenlik Aa. çağından sonra okuma ve yazma öğrenen yetişkinler hiçbir zaman küçük yaşta okuma yazma öğrenenler gibi akıcı okuyamazlar Aa, ve okuduklarını anlama verimleri Aa. oldukça düşüktür. Bu konuyu okuma ve yazma beyni nasıl değiştiriyor? başlıklı bir başka videoda ayrıca detaylı olarak anlatacağım. Ben beynin görme merkezindeki harfleri tanımak için ihtisaslaşmış özel bölgeye harf kutusu diyorum. Harfleri tanıyan bu özel bölgede oluşan görüntü sadece harflerin belli bir sıralanmayla birleşerek oluşturduğu görsel bir resimdir. Bu etapta harflerin birleşmesiyle oluşan kelimenin telaffuzunun ne olduğu ve kelimenin ne anlama geldiği henüz belli değildir. Bunların anlaşılması için beyinde gerçekleşmesi gereken başka süreçler vardır. Buraya kadar olan süreç sadece bir başlangıç. Okumanın nörobilimi, okuma beyinde daha yeni başlıyor diyor. Beynin görme merkezine ulaşan yazının anlaşılması için beyin duruma göre iki farklı yol takip eder. Ben önce ilkokul seviyesindeki öğrencilerin okuduklarını anlamaları için takip edilen yolu, yani birinci yolu anlatacağım. Çünkü bu seviyedeki öğrencilerin beyinlerinde çok zengin bir zihinsel sözlük yoktur. Beyinlerinde henüz görsel kelimeler şeklinde bir veri tabanı oluşmamıştır. Görsel kelimelerin ne demek olduğunu ayrıca örneklerle anlatacağım. Ayrıca ilkokulu öğrencileri dil bileşenlerine de tam olarak hakim değillerdir. Beyinlerinde hafıza, öğrenme, stratejik düşünme ve muhakeme gibi karmaşık işlemleri icra edecek yeteri kadar nöro ağlar da oluşmamıştır. Okuma hece birleştirmeleriyle kelimeleri, kelimeleri birleştirerek de cümleleri anlama şeklinde gerçekleşmektedir. Beyin, görme merkezine yani oksipital loba ulaşan yazı şeklindeki girdinin telaffuzunun nasıl bir sözcük oluştuğunun anlaşılması için, bu bilgiyi önce beynin sol yarım küresindeki birincil işitsel korteksin bir bölümü olan Heschel Girus'a iletir. Görsel korteksten heşil Girus'a gelen bilgi, Burada harflerin ses karşılıkları ile birleştirilerek çözümlenir ve girdi işitsel bir kelime olarak algılanır. Aynı anda konuşma merkezi olan brok alanı da uyarılır. Manyetik rezonans görüntüleme okuma sırasında brok alanının da aynı anda hareketlendiğini göstermektedir. Bazı insanlarda ses çıkmasa da brok alanındaki bu etkilenme motor korteks vasıtasıyla okurken dudakların hareket etmesine de neden olur. Bu durum ses çıkmasa da algılanan kelimenin bir çeşit içten seslendirilmesidir. Heşil girus aynı anda ses olarak üretilen kelimenin anlamının da bulunması için beynin fonoloji ve anlamla ilişkili olan Wernicke alanını alanı uyarır. Wernicke alanı kelimenin anlamını beyinde ararken dilin diğer bileşenleri için aynı anda angular girus ve supra marjinal girus alanlarını da uyarmaktadır. Beynin hafıza depolarından ilgili dil bileşenleri bulunarak bir aydınlanma olur ve okunan kelime veya cümle anlaşılır. Okuma ve anlama bu döngünün yeni girdiler için tekrarı şeklinde devam eder. Son bir not olarak şunu da söylemeliyim. Okumanın sesli olması halinde Broca alanı motor korteksi uyararak ses telleri, ağız ve dil kaslarını harekete geçirerek okunanların sesli olarak söylenmesini de sağlar. Şimdi beynin görme merkezine ulaşan yazının anlaşılması için takip edilen diğer yola, yani ikinci yola bir bakalım. Bu yolu anlatmadan önce size görsel kelimeler kavramının ne anlama geldiğini açıklamam gerekiyor. Bir şeyin anlamını algılamak için her zaman o sözcüğün beyinde seslendirilmesi gerekmiyor. Hatta yazılışını bilmenize bile gerek yok. Ne zaman mı? Görsel olarak algıladığınız zaman. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz kedi ve araba resimlerini görür görmez onların yazılışlarının seslendirilmesine ihtiyaç yoktur. Görürsünüz ve anlarsınız. Şimdi böyle resim gibi algılanan bazı yazı örneklerine bir bakalım. Çok sık karşılaşılan kelimeler de bir süre sonra beyin tarafından hızlı resim gibi algılanmaya başlar. Buna örnek olarak McDonald's ve Migros'un İçinde yazı da içeren logolarına bir bakın. Bu iş yerlerinin logolarını gördüğünüzde onların ne olduğunu anlamak için içerdikleri yazıları seslendirmezsiniz. Görürsünüz ve görme hızında anlarsınız. Okuma sırasında çok sık karşılaşılan kelimeler de aynen böyle görsel yani resim şeklinde olan kelimelere dönüşürler. Örneğin okuyucu kedi ve araba yazılışlarıyla çok sayıda karşılaşırsa bir süre sonra bu yazılar şu anda ekranda gördüğünüz gibi resimlere dönüşür. Görsel sözcüklerin mutlaka gözle görülebilecek bir nesne adı olması da gerekmiyor. Örneğin okuma sırasında çok sık karşılaşıldığı için ve veya ile ne kim ve dün gibi kelimeler de beyin için tanıdık görsel kelimeler olabilir. Görsel seviyedeki bu algılamada seslendirme süreci atlandığı için Okuyucunun okuma ve anlama hızı artar. Görsel kelimelerin algılanarak okunması sürecinde beyinde başka bir yol takip edilir. Bu yol okumada kullanılan ikinci yoldur. Şimdi size bu ikinci yolu anlatacağım. Okunan kelimenin görsel bir kelime olması durumunda beynin görme merkezi bu görsel kelimeyi bir resim gibi seslendirmeden tanır. Bu kez girdi anlamlandırma için direkt beynin görme merkezine en yakın olan angular gyrus alanına gönderilir. Angular gyrus'un da anlam için bu girdiği beynin vernike ve supra marginal gyrus alanlarıyla aynı anda paylaşmasıyla görsel kelimenin anlam karşılığı beyinde bulunarak kelime anlaşılır. Bu bir kedi resmi gördüğünüzde ona kedi demeden kedi olduğunu anlamak veya algılamak gibi bir şeydir. Bu tip algılama ileri seviyede zihinsel sözlük ve okuma becerileri geliştirmiş olan kişilerde gerçekleşir. Okumada takip edilen ikinci yol, izole şartlarda bir görsel kelime algılaması için geçerlidir. Bu arada cümleler bir tane görsel kelimeden oluşmazlar. Tüm kelimeleri görsel olan bir okuma parçası bulmak da çoğu kez imkansız gibidir. Çoklu kelimelerden oluşan cümle, paragraf veya pasajlarda görsel kelimeler haricinde görsel olmayan kelime kombinasyonları da vardır. Bu durumda okuyucu okuma sırasında tek yoldan çok her iki yol kombinasyonlarını da kullanarak okuma yapmaktadır. Gerçekte olan da budur. İlkokul seviyesindeki öğrenciler ise başlangıçta sadece birinci yolu kullanırlar. Anlamayı öğrendikçe, kelime hazineleri genişledikçe Görsel kelime listeleri arttıkça beyinde anlama ve hafıza oluşumu ile ilgili nöral ağlar geliştikçe yavaş yavaş ikinci yolda kullanmaya başlarlar. Ancak bunlar kendiliğinden doğal süreçlerde gelişen beceriler değildir. Ortaokul, lise ve hatta üniversite seviyesinde olup da ileri seviyede okuma, anlama ve odaklanma becerileri geliştirememiş çok sayıda insan vardır okuma programları okumanın nörobilimine uygun olmalı. Beynin okuma bölgeleri alanlarında sistematik olarak nörol ağlar kurmayı hedeflemeli ve anlamayı öğreten bir içeriğe sahip olmalıdır. Bu açıklamalar doğrultusunda ilkokul öğrencileri için uygulanan akıcı okuma ve anlama eğitim programları ile daha üst seviyedeki okuyucular için düzenlenen hızlı okuma ve anlama eğitim programlarının birbirinden çok farklı özellikleri sahip olması gerektiği açıktır. Esas olan okuduğunu anlamaktır. Çoğu eğitim programı anlamayı öğretmemektedir. Anlamayı ölçmenin anlamayı öğretmek olduğunu sanmaktadırlar. Anlamayı öğretmek, sistematik olarak takip edilmesi ve uygulanması gereken ayrı bir ihtisas konusudur.